Şu anda güneş doğuyor. Sabah saat 6. Burada kaldığım için oldukça heyecanlıyım. Asıl özelliği yoksunuz şu anda. Belki mimar olan arkadaşlar daha iyi tanımlarlar. Sade ama şık. Şunun basitliğine bakar mısınız? Olay bitti. Filipinler'de Siargao Adası'nda kaldığım oteldeyim. Dün akşam saat gece 11 civarı geldim buraya. Havaalanından skuter kiraladım. Buraya ulaşmak yaklaşık 1 saat sürdü. Gece biraz hava soğuyor ve üzerimde sadece bir tişört vardı. O yüzden biraz üşüdüm açıkçası. Skuterla 1 saat oldukça soğuk. Çünkü yağmur ormanının içinden geçiyorsunuz ve etrafta inanılmaz bir nem var. O nem aşırı soğuk yapıyor. Neyse şimdi size kaldığım oteli göstermek istiyorum. Burası Makulay Resort. Airbnb'den buldum burayı. Fiyatı biraz fazla. $120 gecelik. Şurası yatak odası. Böyle bir yatağı var. Şöyle bir yatak başı var kenarda. Filipinler'de kullandığım para. Peso para birimi. Şöyle göstermek istiyorum. Filipinler'deki en büyük para birimi bu. 1000 peso. Yani $20 tekabül ediyor yaklaşık. Sinek olması için cibinlik. Şöyle bir giyinme odası var burada. Çok güzel bir jumbo var. Şu anda güneş doğuyor. Sabah saat 6. Burada kaldığım için oldukça heyecanlıyım. Ben de sabah kalktım, hemen sıcağı sıcağına bir video çekmek istedim. Ve işte asıl can alıcı nokta. Siargao odasında güneş doğuyor. İnanılmaz bir sessizlik. İnanılmaz bir sakinlik. Hindistan cevizi ağaçlarının arasında olağanüstü bir yer. Burası aslında Siargao'daki ana turistik yer olan Cloud Nine'a biraz uzak. O yüzden Siargao Adası'na yolunuz düşerse mutlaka skuter kiralayın. Sağa sola ulaşım için skuter kiralamak mantıklı. Onun dışında yapabileceğiniz şey tricycle kiralamak. Yani her seferinde ona 600 peso vermek yerine skuter kiraladığınız zaman günde 500 peso veriyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum arkamdaki bungalovu. Yani aslında şöyle uzaktan gösterdiğim zaman biraz daha iyi anlaşılıyor. $120 verdim geceliğine ama neye verdiğim şöyle ortaya çıkıyor. Yani şu manzara insanın içini açıyor zaten gerçekten. Biraz daha yakından göstermek istiyorum. Mimarisi hakikaten çok ilginç. Filipinler'de bu arada bir tane kurbağa var yerde, az önce üstüne basıyordum. Ama son atlayışını gerçekleştirdi ve kurtuldu. Filipinler'de geleneksel evlerin ismi Nipa. Yani Nipa Hut deniyor buna. Nipa Hut üzerinde şu görmüş olduğunuz çalıların çatıyı örttüğü bir ev. Ev aslında tamamen bambu ve çatıdaki çalıların üstünü kaplamasından ibaret. Bütün evler Filipinler'de yükseltilmiş. Yani su, gelgi, fırtına, sel gibi olaylara karşı şu altta görmüş olduğunuz şekilde şöyle bir metre, en az bir metre yükseltilmiş vaziyette. Şöyle merdivenlerden çıkıyorum. Hamamız. Yani şurada hiçbir şey yapmasanız bile bazı insan vardır. Tarzı dinlenmek, manzarayı izlemek, hamağa uzanıp kitap okumaktır. Benim tarzım o değil. Ben uzakta olmak, keşfetmek, sürekli yeni yerler görmek taraftarıyım ama yani şuraya insan şurada oturup kitap okuduğunda bile inanılmaz keyifli bir zaman geçirebilir. Yani muhteşem ya arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? $120 şu manzarada şöyle bir keyif. Bence değer. Çok daha pahalı yerler gördüm. Fiji'de geceliği $2000 olan yerler var. Kalmadım tabii oralarda ama şu keyif, manzara yani bu kadardı, böyleydi. 3 gece kalıyorum burada. Otelde fazla kalacağımı düşünmüyorum. Burada şu anda biraz planlarım var. Siargao'daki ada turu, Mamon Adası'na gideceğim. Güneş doğuyor, kuş sesleri, etrafımda Hindistan cevizi ağaçları ve karşımda Siargao'da gün doğumu manzarası var. Şimdi aşağıya düşmeden şöyle kalkayım. Bu bungalovun asıl özelliği doğal ışık. İnanılmaz güzel bir doğal ışık var. Yani sizin elektriğe ihtiyacınız sadece güneş battığı zaman sadece karanlıkta oluyor. Bir şey okumak istediğinizde ışıkları açmak istiyorsunuz. Onun dışında gündüz inanılmaz güzel bir doğal ışık kapasitesi var.
Şöyle göstermek istiyorum etrafını bir kere daha. Burada bir jumbo var demiştik. 3 tane cam burada var. Şuradan bir doğal ışık alıyor. Burada bu var. Bir de şurada bir cam var. Burada da bir tane daha jumbo var. Şöyle üçlü. Burada da dış cephe. Dün akşam geldim. Terlikler ıslaktı, o yüzden yıkayıp buraya koydum. Bu da arka tarafı. Etrafında şöyle değişik bitkiler, çiçekler. Burası tam denizin önünde. Ulaşması biraz zor ama hakikaten değer yani. Burada uyandığınız zaman dinlendiğinizi hissediyorsunuz. Otelin girişi. Şu anda bakalım. Girdiğimiz zaman bizi neler bekliyor. Eşyalarımı buraya koydum. Şu jumbo'nun üzerinde biraz dağınık görünüyor. Drone'u pilini şarj ediyorum. Onu da buraya koydum. Yatak odası. Yatak odasının şu bazası sade ama şık. Zaten insanın gözüne hoş gelen şeyler hep sade ve şık olan şeyler. Motosiklet kiraladım. Kaskım burada. Ona çarptım az önce. Ve üst kat arkadaşlar. Üst katı da var. Şurada görmüş olduğunuz bölme buzdolabına ait. Şöyle açtığınız zaman burada buzdolabı. Şöyle merdivenler var. Merdivenlerde de buzlu cam var doğal ışık için. Üst kattayız. Yani şu birinci kat aslında loft dizaynı gibi içi. Giriş katında yatak odası. Üst katta da eğer mesela çocuklu bir aile kalıyorsa üst katı da kullanması için buraya da yatak atıyorlar. Gayet basit, gayet sade. Üst katta da arkada şöyle bir üçlü cam var. Kenarlarda şu aplik ışıkları inanılmaz şık. Dün akşam açtığım zaman ışıkları oldukça şık bir ışık veriyor. Yani şu perdeye bile hasta oldum. Şunun basitliğine bakar mısınız? Bir tane bambu üzerinde 4 tane geçirilmiş beyaz krem rengi, aslında tam beyaz değil, krem rengi bir perde. Olay bitti. Şu basitliğe, şu sadeliğe, şu dizayna hasta oldum arkadaşlar. Hakikaten inanılmaz, çok keyifli. Burada uyanmak şu ana kadar aşırı keyifliydi. Üst kat mezanin katı böyle. Yani burayı ofis, maç izleme, takılmaca yapabilirsiniz. Çatıyı da şöyle göstermek istiyorum. Nipa evlerindeki şu dal parçalarından kullanılmış. Biraz daha yakından çekmek istiyorum. Üst üste dal parçaları çatının ana merkezine doğru gidiyor. Ve içerideki doğal ışığın bir numaralı sebebi ön cephede çatıdaki cam. Şu anda merdivenlerden iniyorum, size banyoyu göstermek istiyorum. Bir kere zaten şurada yerde zemin inanılmaz güzel. Yani şurada zemin beyaz beton, hafif parlak. Banyoya geçtiğinizde ise parlak beton bir zemin var. Yani bu zeminin adı nedir bilmiyorum ama sade ve şık duruyor. Normalde duvarlar beyaz, zemin beyaz olduğu zaman çok fazla beyaz da şöyle siyah ahşap kenarlıklarla bütün her yerde o siyah ahşap, aynı renk, aynı vernik her yerde kullanılmış. Beton zemin, gri parlak beton zemin. Tam karşıda ise tuvalet var. Tuvalette çok güzel, çok şık bir dizayn var. Şu anda ışığı açtım. Aynı beton zemini sadece klozetin etrafına yapmışlar ama bu beton zemini de şöyle küçük beyaz taşlarla çevirmişler. Küçük derken şöyle bir göstermek istiyorum ne kadar küçük olduğunu. Yani simetri var aslında. Baktığınız zaman şurada şu zımbırtı, solda bir tane bitki. Şöyle küçük bir yer. Zaten olması gerektiği kadar bir yer ama hakikaten çok şık, çok güzel. Şimdi size banyonun geri kalan kısmını göstermek istiyorum. Banyonun geri kalan kısmı. Ben de şöyle videoyu çekiyorum. Lavabonun altında çok güzel bir ahşap altlık var. Basit ve aynı zamanda inanılmaz şık. Diğer otellerin aksine burada lavabonun tam karşısında yani şöyle bir manzara var. Aslında diğer otellerde yani bildiğimiz bütün otellerde lavabonun karşısında ayna olur. Ama burada ayna lavabonun karşısında değil, lavabonun tam yanında. Burada havlu asma şeyi, yine ahşap. Şöyle bir bitki koymuşlar kenara. Banyoda da şöyle bir kenar duvarı var. Onun dışında yani bir duşakabin, kapanan, açılan bir şey yok. Şu köşeden girdiğiniz anda tuvaletteki aynı dizayn olan etrafındaki küçük kayalıklar, şu küçük taş parçalarıyla donatılmış bir beton zemin var. Etrafta işte herhangi bir fayans, su geçirmesini önlesin, bilmem ne yapsın falan hiçbir şey yok. Tamamen şu beyaz beton bütün banyoyu kaplamış durumda. Dün akşam şu şampuanı denedim. Yosun şampuanı. Yosun dediğim zaman iğrenç gelebilir ama inanılmaz güzel bir kokusu var. Bulmaya çalışacağım bu şampuandan. Çok tavsiye ederim şiddetle yosun şampuanı. Yani saçlarım şöyle oldu böyle oldu diyemem ama kokusu inanılmaz güzel. Banyoyu da böyle gösterdikten sonra içeriye doğru gidiyorum. Balkonda biraz zaman geçireceğim. Şimdi banyodan çıkıyorum. Keyifli bir yer. Manzara muhteşem. Fantastik. Otelimden şimdilik bu kadar.
Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha nice muhteşem videolarıyla karşınızda olacağım. Siyargao'yu beraber keşfedeceğiz. Şimdilik bu manzaranın keyfini çıkarmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.